eşine iftira ediliyor. 40 gün, 50 gün bekliyor, bilmiyor. Eşine yapılanın iftira mı olup olmadığını şeyhin olsa bilirdi, değil mi? Büyük oyunu görürdü, büyük oyunu. O büyük oyun var ya, ne kadar büyük oyun gören var ya. Komple paranoyak olduk. Herkes büyük oyun görüyor. Benim öyle bir arkadaşım vardı. Yüksek İslam'da okurken paranoyak olmuştu. Daha sonra çıldırdı zaten. Beni MİT takip ediyor derdi. Yahu Ali sen kimsin de MİT takip etsin derdim. Vefat etti, Allah rahmet eylesin. Sen kimsin de MİT takip etsin? Vallahi Mustafa beni MİT takip ediyor derdi. Bak şov derdi. Ondan sonra ertesi gün yürürken bir başkasını gösterirdi. Onu unutur, onu gösterirdi. Ve paranoyak olmuştu böyle. Gece gündüz kendisini MİT'in takip ettiğini söylerdi. Efendim, topyekün milletçe paranoya hapı içtik. Onun için herkes gece gündüz bulmaca çözüyor. Büyük oyunu gördünüz. Hangi büyük oyun ya? Büyük oyunu gören adam öncelikle aynaya baksın. Aynaya baksın. Aynaya. Niye aynaya baksın? Ben kırılmaktan yoruldum. Ben ayna olayım dedim. Çok kırdılar. Ayna olursanız kırarlar. İnsanları kendilerine göstermeyeceksin. Çünkü insanlar kendi yüzlerini görecek kadar yiğit değiller. Çünkü insanlar kendilerini görecek kadar dürüst değiller. Yalanla yaşıyorlar. İmajla yaşıyorlar. Maskesiz yüzlerini görmeye dayanamıyorlar. Onu gösterene saldırıyorlar. Onun için bari kendilerini seyretsinler. Bir başkası ayna olmasın, kırarlar. Kırıyorlar. Ama kendilerini de kendilerini seyretmiyorlar. Kur'an söylemesine rağmen seyretmiyorlar. Evet. Kur'an söylemesine rağmen seyretmiyorlar. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Sen hesap görücü olarak sana yetersin. Herkes kendi muhasebesini tutmalı. Tutmalı ki bir başkası onun muhasebesini yapmak zorunda kalmasın. Ama bu anlamda bilgiye değer veren bir topluma dönüşmemiz için de maalesef bir gayret görmüyor.